Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım. Ölüm ve acılar çatsaydı beni. Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak. Sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydı. Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım. Diri gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim, kardeşlerim. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor. Bak kızım, sana kaç defa söyledim. Bu sendikadan vazgeç. Kızım ben onlardan daha iyi bakarım size. Daha iyi anlarım sizi. Sendikanın size ne zararı var ki? Aa, olmaz olur mu? Devletten sonra ikinci koca. Bu benim anayasal hakkım. Her anayasal hakkını kullanıyor musun? Parti kurmak da anayasal hakkın. Doğru söylüyorsun. Fazla mesailerimizi vermemek de mi anayasal hak? Hayda. Ya şu neydi ya? Şu neydi? Bizim çocuk. Elemanın çocuğu. Ben onu ameliyat ettirdim. Kızım iyi gününüzde, kötü gününüzde, hastalığınızda ben hep yanınızdayım sizin. Benim düğünümde bile bu kadar cömert. Sen bir sus. Sen sus. Ben hakkımı savunuyorum o kadar. Bak kızım, sana 3 gün izin. Kafan karışmış senin. Biraz dinlen. Vallahi vazgeçeceğimi düşünüyorsanız boşuna. Sen bir düşün çocuğum. Sen bir düşün canım kızım benim. Hadi bakayım. Sen biraz düşün. Peki. Öyle olsun. Beyler, mahkemede birbirimize şahitlik yaparsak mahkemeye kazanırmışız. Mahkemenin avukatı dedi. Aman işte, sendikanın avukatı öyle dedi. Ya tamam da adam akıllı çalıştıktan sonra patron sana kafayı niye taksın ki? Değil mi? Geçen şikayet ediyordun ama. Sabaha kadar çalıştırdılar bizi. Sonra servis isteyince de kamyonetle şutladılar diye. Neydi öyle ya? Hayvan pazarına gönderir gibi. Sen para da etmezsin ha. Senden kurban da olmaz bundan herif. He, en azından kurban olmaz. Senin gibi hayvan değilim çünkü. Lan oğlum tamam bırakın birbirinizi yemeyi. Oğlum şükredin yine size araba vermiştir. Gecenin geç saatte bıraktılar bizi. Araba istedik. Yok dediler. Bütün geceyi burada geçirdik. Ulan sabaha kadar tahta kurlarıyla dans etmekten yoruldum yemin ediyorum. Hadi beyler kararınızı verin artık. Üye oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Ben olurum. Ben olmam. Sıkışayım bu aralar. Evin bir sürü masraf var. Oho yok. Lan sen sanki okuma yazma biliyorsun. Daha nereye ne atacağını bilmezsin. Üye olmak istesen nasıl olacaksın sanki? He. Sen olacaksın da sanki. He? Olacağım tabii. Olurum oğlum. Niye olmayayım ki ben? Olurum. Lan bu golü ben atamadım. Atamıyor, bekle, ne yapalım? Bekle. Kaç. Abi bizim halı sahadaki adam daha iyi. Oha hadi! Maşallah. Hadi aha, oğlum! Aha, 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 hadi! Dur sol! Gol! Beni işten çıkardınız. 3 gündür işe gelmiyorsun. Siz bana 3 gün benden izinlisiniz demediniz mi? Kim demiş? Siz dediniz. Allah Allah. Ablacığım,
Bak 3 gündür işe gelmiyorsun, bizi mağdur ediyorsun. Sonra da gelmiş burada ahkam kesiyorsun. Siz nasıl insanlarsınız ya? Gerçekten aklım almıyor. Neyse uzatma. Hadi kızım. Ya, bu da ne kadar ısrarcı çıktı ya. Hadi kızım uzatma artık. İşimiz gücümüz var. Hadi çocuğum. Hadi güzelim. Hadi. Sizin bu yaptıklarınızı her yerde herkese anlatacağım. Anlat çocuğum anlat. Anlat hadi. Hadi işimiz gücümüz var. Bu sefer olacak ha. Kaç kaç oldu? Biz bir arada durduğumuz sürece hiç kimse bize bir şey yapamaz. O adamlar da görür günlerini. Sen ne diyorsun ya? O dediğin anca filmlerde olur. Ya biz sana dedik ama dinlemedin ki bizi. Siz şimdi adamların ne yaptığına bakmayıp da beni mi suçluyorsunuz? Ya tamam adamların yaptığı büyük bir adilik. Ama sen de dikkat edeceksin. Sonuç olarak bu dünya bir kurtlar sofrası. Doğru. İsmin masada değilse menüdedir zaten. Hani sen üye olacaktın? Üye olayım da beni de senin gibi şutlasınlar. Yazıklar olsun size. İnsan birazcık da olsa arkadaşını düşünmez mi ya? Nerede arkadaşlık, nerede dostluk? Kızım, bu dünyada cebinde paran varsa dostum var. Tek gerçek bu. Bu düzen böyle değil mi Nedo? Sizin dünyanız öyle. Ya Allah aşkına adama bir baksana ya. Neyle uğraşıyor? Yüzümüze bile bakmıyor. Lan bir sus bir sus. Uğursuz adam ya bir sus. Sen şimdiye kadar neredeydin? Ne iş yapıyorsun sen? Kod işinde çalışıyorum. Kod kuruyor mu? Bazen. Yani bazen boşluk olunca orayı da geçiyorum. Silikoziz hastalığını duydun mu? Hayır duymadım. Maalesef ona yakalanmışsın. Oo, hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi de makyaj malzemesi mi satmaya başladınız? Bu ne süspüs? Presentable olmak zorundayız. Hani geçen söz verdin gelmedin. İnan ki acil bir işimiz çıktı. Telaştan sana haber vermeyi bile unuttum. Şimdi onu düşünmedim zaten. Peki önemli değil. Ben meşgul etmeyeyim seni. Hastam var. Tamam aradığında cevap ver ama. Aşk olsun. Geçen getirdiklerimden hastaların memnunlar mı? Fena değil. Görüşürüz o zaman. Ne bu acelen? Hastanın işi bitmek üzere otursana biraz. Haberleşiriz sonra tekrar. Peki kendine iyi bak. Silikon ne demiştiniz? Silikon. Silikon? Ha. Patron çağırıyor. Hey, patron çağırıyor.
Ya Nedim ah. Ben seni bu halinle nasıl çalıştırayım? Seni gören işçinin morali bozulur. Zaten zor çalışıyorlar. Hepsi demoralize olur. Ah. İnat etme. Ben senin çıkışını vereceğim. Yahu beni bu halimle kim alır? Ben nerede çalışırım? Nedim tedavi olman lazım. Önce bir tedavini ol. Vallahi durumu müsait olsa sana arka çıkarım. Nedim yapacak bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Ya hiç mi yapabileceğiniz bir şey yok? Olsa yaparız. Yok. Sen iyileşmene bak, iyileşmene. İyileşince gelir çalışırsın ya. Su verir mi Nedim? İstemez. Kod kumlama atölyesinde sırf silika kum değerli diye kapıyı pencereyi açtırmadınız bize. Sağlığımızla oynadınız. Niye? 3 kuruş fazla kazanmak için. Şimdi de bir sokak köpeği gibi atıyorsunuz. Size hakkımı helal etmiyorum. Etme. İnsanoğlu ne kadar nankör ya. Allah. Hülya merhaba. Doktorun orada tanımamazlıktan geldim benim. Bu arada ilaç işine başlamışsın, sevindim. Hülya. Benim biraz konuşmaya çok ihtiyacım var. Sadece biraz konuşup dertleşmek istiyorum. Mesajıma cevap verirsen çok sevinirim. Görüşürüz. Bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarına. Ölümden anlayan ciddi bir yaprak. Unutulacak diyorum. İyice unutulsun. Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak?